Demokratik sürecin ardından şahsım adına, ülkem için acil bir çözüm bulma sorumluluğunu üstleniyorum. Aynı zamanda sizlere seslenerek müzakere çabalarımızı güçlendirmek için ülkemizi mahveden kurtarma planlarına hayır demeniz için çağrıda bulunuyorum. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras vatandaşlarına pazar günü yapılacak referandumda hayır oyu kullanmaları için çağrıda bulunurken Avrupa Birliği liderleri ise evet propagandası yapıyor. Referanduma evet oyu verilmesi durumunda katı kemer sıkma politikaları yürürlüğe girecek. Avrupalı kurumlar istedikleri sonucu alırsa mali yardımda bulunmak için zengin şirketlerden ve varlıklı vatandaşlardan daha fazla vergi alınmasını, erken emeklilik olanaklarının kısıtlanması ve emeklilik primlerinin yükseltilmesi şartını koşacak. Alacaklılar aynı zamanda ülkenin gelecek 3 yıl için orta vadeli mali stratejisinin ana hatlarıyla belirlenmesini de istiyor. Her durumda Yunan Anayasası'nın 44. maddesinin 2. fıkrasına göre ülkenin kamu maliyesini ilgilendiren konularda referanduma gidilmesi yasak. Finans gibi hassas ve zorlu konulara sadece bir evet veya hayırın çözüm getirmeyeceği apaçık ortada. Referandumda evet denilmesi durumunda emeklilik yaşı 67 veya 40 yıl hizmet şartıyla 62 olurken savunma harcamaları da önemli ölçüde azalacak. 40 havalimanı özelleştirilirken aynı zamanda televizyon reklamlarından da vergi alınacak. Belki de bu referandumun ardından buna benzer başka halk oylamalarının yapılacağı yeni bir dönem açılacak. David Cameron'ın da böyle bir referanduma gittiğini hatırlatırım. Dolayısıyla evet, yeni bir referandum sürecindeyiz diyebiliriz. Grexit'ten Brexit'e gidiyoruz. Devletler referandumu kullanarak birlik içerisindeki konumlarını belirliyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre halkın %60'ı referanduma evet diyerek kemer sıkmayı kabul edecek. Birçok ünlü ekonomi uzmanı ise Yunan halkının referanduma hayır demesi gerektiğini savunuyor.